Konya Üniversitesi Rektörlüğü'nden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'ne geçiş ve akabinde ikinci dönemle beraber 8 yılı şükürler olsun tamamlayarak görevi bayrak yarışını Cem Zorlu hocamıza devretmek üzere bir aradayız. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii kurucu rektörlüğün oluşturduğu bir hayli bizde birikmiş hatıra, yol arkadaşlığı içerisinde hocalarımızla, akademik personelimizle, idari personelimizle, tüm meslektaşlarımızla bir ekip çalışması şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görev çerçevesinde 8 yıl boyunca Konya'ya nitelikli bir üniversite kazandırmak ve kuruluşunu tamamlamak üzere ekip halinde çaba sarf ettik. Ben tüm daire başkanlarımıza ve ekiplerine, fakülte sekreterlerimize, tüm dekanlarımıza, dekan yardımcılarımıza ki bu süreç içerisinde zaman zaman değişiklikler de oldu görevlerde, enstitü müdürlerimize, rektör yardımcılarımıza hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii yeni kurulan bir üniversiteye güvenerek bizleri tercih eden, bizlere öğrenci olarak başvuran ve bizden mezun olan tüm mezunlarımız da dahil olmak üzere tüm öğrenci kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tercihte doluluk oranı yüksek olan üniversitelerden birisi olarak yer almak önemliydi. Bu konuda bize gösterilmiş olan itimada ve kendilerinin buradan mezun olmakla nitelikli ve güzel ahlaklı insanlar olarak ülkeye hizmet etmek için Konya Üniversitesi'ni 49 öğrenci mezun oldu. Konya Üniversitesi'ni vazgeçemiyoruz, belirtiyoruz. 49 tane mezunumuz var oradan. Ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerimizi, mezun ve okuyanlarını burada yad etmek gerekiyor, hatırlamak gerekiyor. Sonuçta üniversite öğrencisiyle, akademisyeniyle, idari personeliyle ve yerel yönetimleriyle, şehrin desteğiyle yürüyen, büyüyen, gelişen bir üniversite olmak zorunda. Biz geleceğe güvenle bakan bir üniversite dedik. Nitelikli güzel insanlar, güzel ahlaklı insanlar yetiştiren bir üniversite dedik. Şükürler olsun bu konuda sağlam adımlarla ilerledik. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle beraber şöyle bir sendeledik. İçimizden ayıklanması gerekenleri elhamdülillah ayıkladık. Bu süreçte güven, insanlar arasındaki ortaya çıkan güven bunalımı çok zor bir süreçti. Bu konuda görev alan arkadaşlarımız ciddi bir hassasiyetle ince reyip stokuyarak titiz bir çalışma gayretiyle hak ve adalet içerisinde adalet var, merhamet yok çabasıyla adım attık, gayret ettik. Bu süre içerisinde bize kırılmış olan, bozulmuş olan, bize gönül koymuş olanlar olabilir. Haklarını helal etsinler ama Türkiye bu süreci bir daha yaşamaz diyoruz inşallah. Allah devlete, millete zeval vermesin. Ama travmalarını hala yaşıyoruz. İnşallah bundan çıkardığımız dersle ülkemizin yoluna başkalarının aklıyla taş koymaya kalkanlar bir daha fırsat bulamazlar inşallah diyoruz. Cem hocamızı tanıyorsunuz. Kendisi üniversitemizin hocası olarak da siyasi kimliğiyle de hep içinizde, aranızda olmuş olan bir şahsiyet. Bayrak yarışında kendisine görevi tevdi ederken biz güven içerisinde üniversitemizin geleceğe daha bayrağı yukarıya taşımak adına görev yürüteceğini ve kendisinin de
üniversitemizi daha iyi noktalara taşıyarak başka arkadaşlara görevi teslim edeceğini bilerek hoş geldiniz hocam görevi diyoruz. Bu süreç içerisinde bize görev tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm hükümetlere, hükümetlerde görev almış olan bakanlarımıza, bürokratlarımıza, hasreten Yüksek Öğretim Kurulu başkanlarımıza ve son dönem başkanımız Profesör Doktor Yekta Saraç Hoca başta olmak üzere tüm YÖK Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Denetleme Kurulu üyesi arkadaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü el birliğiyle bu üniversiteyi kurduk. Onların destekleriyle bu üniversiteyi bir noktaya taşıdık. Bu konuda Ankara'da gördüğümüz desteği de özellikle hayırla anmak gerekir. Rabbim devlete, millete zeval vermesin, kötülere de fırsat vermesin diyor. Tüm arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyor, çalışma ekibimizdeki arkadaşlara. Helallik anlamında hepsinin helallik olarak haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Bizden yana bir helallik varsa helal olsun. Sonuçta devlet işi yürütüyorsunuz, devletin kararlarıyla bireyin hakkını yan yana koyduğunuzda bazı konulara hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Biz hep kamu kaynağını verimli kullanmaktan yana, kamu kaynağını yerli yerinde kullanmaktan yana özen gösterdik. Aynı hassasiyeti elbette hocamız tarafından da gösterileceğine eminiz. Bu konuda herhangi bir şüphemiz yok. Bizim ekibimizdeki arkadaşların da benzer hassasiyetler içerisinde gayret ettiklerini, bunun hepimizin cebinden çıkan para olduğunu, kaynak olduğunu, her bir insanımızın da insan olarak, birey olarak, bize emanet edilmiş bireyler olarak öğrencilerimizin de hiçbirisini kaybetmeye yönelik bir lüksümüzün olmadığı, her insanımızı kazanmak için çaba sarf etmek, yetiştirmek için çaba sarf etmek zorunluluğumuz olduğunu bilerek, bu hassasiyetleri hocamın da paylaştığını bilerek gönül rahatlığıyla görevi tevdi ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Çok değerli rektörüm, değerli akademisyen arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli basın mensupları, hemşehriler. Öncelikle bana bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanımız, YÖK Kurul Üyelerine teşekkür ve borçluyum. İnşallah Rabbim mahcup etmez. Saçımız ak olduğu gibi yüzümüz de ak da bu görevden çıkarız. Gerçekten zor bir görev. Sorumluluk isteyen bir görev. Ama sağ olsun Muzaffer Şeker Hocam, şeker bir kadro kurmuş. Ve güzel bir kadro kurmuş. Bu kadroyla biz hem akademik anlamda hem de idari anlamda görünen ve gelecek olan bütün problemlerin üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Burada hiçbir sorun yok. Bu bir bayrak yarışı. Sonuçta daha önce de birkaç yer ifade ettiğim üzere ben buradaki profesör arkadaşlar içerisinde bu işi en iyi deruhte edecek olan birisi olduğum için burada değil. Mevcut profesör arkadaşlar da bu işi çok daha iyi deruhte edebilecektir aramızda. Ama bu işler nasip. Sorumluluk isteyen işler. Rabbim bizi hem bu dünyada hem de öteki dünyada mahcup eylemesin. Hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten 8 yıl içerisinde 40 bin öğrenciye ulaşan ve neredeyse kampüs alanının %60-70'i ihmal edilmiş bir üniversite bırakıyor. Biz de hocamın bıraktığı yerden daha iyi bir noktada taşımak için seferber olacağız. Hep birlikte ama. Bütün akademisyen arkadaşlar, bütün idari personel, hatta öğrencilerimiz. Onlar gelmezse bu üniversite ne yapacak onlarsız? Asıl bizim kendilerine
karşı mesul olduğumuz birinci kitle öğrencilerimizdir. Daha çok memnuniyet sağlayan bir yönetim anlayışı, öğrenim ve eğitim anlayışını hep birlikte tesis etmeye çalışıyoruz. Peki ruhuyla, adalet ve ehliyet merkezli. Adalet ve ehliyet merkezli bir yönetim anlayışıyla inşallah Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni dünya çapında hem siyasi hem de bilim adamı kimliğini taşıyan Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın adına yakışır bir halde daha üst noktaları inşallah getireceğiz. Özür dilerim. Gerçekten Türkiye'de bugün kıymeti ancak daha sonra anlaşılan önder simalardan birisi hocamız. Allah cenneti âliyle kendisi mükafatlandırsın. Arkadaşlar, Konya'mız geçmiş tarihinde bilim merkeziydi. Gerçekten medreseleriyle Anadolu'nun yanan bir güneşi bu ışığıydı. Evet, şu anda Konya idari anlamda başkent değil. Ama neden üniversiteleriyle ve başta Erbakan Üniversitesi'yle bilimin başkenti olmasın? Ben bunun olacağı kanaatini taşıyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde Türkiye'de sayılı üniversitelerden birisi, dünyada da adından bahsedilen üniversitelerden birisi olması için büyük gayret edeceğiz. Bizim bu sorumluluğumuz, bizim bir vecibemiz, bizim Konya'ya ve milletimize yönelik bir ahdimizdir bu. Zaman içerisinde bunu birlikte yaptığımız göreceğiz. İdealleri ne kadar yükseklere koyarsak, elde ettiğimiz veriler de o kadar kıymetli ve yükseklerde olur. Bizim hedefimiz Erbakan Üniversitesi Türkiye'de ilk sıralara gelen üniversitelerden birisi olmak ve dünyada sayılı üniversitelerden birisi haline getirmek. Konya'nın bu potansiyeli var. Hem fiziki şartları itibariyle, hem maddi imkanları itibariyle, hem toplumsal dokusu itibariyle, hem tarihi derinliğiyle, hem hani şehrin bir kimliğinden bahsederiz ya, hem de tarihi şehir kimliğiyle Konya'nın bu potansiyeli var. Yeter ki harekete geçirmemiz gerekir. Birlikte inşallah kısa süre içerisinde bütün herkese dokunarak, içimizdeki bütün kabiliyetleri ve yetenekleri ortaya çıkararak el birliğiyle çok üst seviyelere bu üniversitemizi taşıyacağımıza kesin inancım var. Biz Muzaffer hocamızı hayırla yad edeceğiz. Ve belki Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Devir teslim töreni. Bundan sonra da Muzaffer hocamızı sadece hayırla yad eden bir yönetim olarak devam edeceğiz. Onun başımızın üstünde yer var. Bizde temel olan hocalıktır. Hepimiz bu makamlara geldikten sonra sonuç itibariyle bunları teslim edeceğiz. Hiçbir makam baki değildir. Oturduğumuz makamların bir müddet sonra elimizden gideceği bilinciyle, şuuruyla ve ahlakıyla hareket etmek zorundayız. Hocamı biz eğer kendisine daha iyi bir görevler tevdi edilmezse ki bunu bekliyoruz ve umuyoruz. Hocamız olarak burada birlikte çalışacağız ve kendisinin şu ana kadarki akademik ve bilgi birikiminden istifade edeceğiz. Şu ana kadar üniversitenin bu noktaya gelmesinde tekrar Sayın Rektörümüz Muzaffer Şeker, rektör yardımcıları, dekanlarımız, idari personel ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Konya'mıza bu yeni görevin hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sayın Rektör. Sayın Rektörüm. Sayın Rektörüm. Ah,
Buradayız efendim, burada. Hocam bir de durayım. Ben benim yetişmemde büyük emeği olan hocama takdim etmek istiyorum. Gece ve gündüz ihmal ettiğimiz sevgili eşime ve çocuklarıma teşekkür. Hocama ayrıca bir raket. Sağ olun. Efendim. Hocam burada.